Bir varmış, bir yokmuş. Vakti zamanında bir karabücük ile kocası inci. Diş sıçan varmış. Sıçan ile karabücük dillere destan bir düğünle evlenerek mutlu bir hayat sürüyorlarmış. Bir sabah inci diş sıçan uyanmış, karısı karabücüke, inci dişlim, sırma saçlım. Köyde bir düğün varmış, ben bugün oraya gidiyorum, bakalım inci dişlerine göre bir şeyler bulabilecek miyim? Sen, evimizde beni bekle, demiş. Karabücük yöresinde güzeller güzeli olarak bilinir, tanınırmış. Günlerden bir bahar günü süslenmiş püslenmiş, elini eline vurmuş, eteğini beline vurmuş. Bir koluna bir su kabı, öbür koluna da diğer su kabını alıp düşmüş köy çeşmesinin yoluna. Yolda salına salına yürüyor, bir o yana bir bu yana bakınıyormuş. Köyün bütün gençleri ağzı açık onu seyrediyorlarmış. Tam çeşmeye yaklaştığında, köy çeşmesinin önü petekten taşan sudan balçık halinde olduğundan bir anda çamura batmış. Debeleniyor, debeleniyor bir türlü balçıktan çıkamıyor, debelendikçe daha çok batıyormuş. Bu sırada padişahın yakışıklı güzeller güzeli oğlu, arkasında bir sürü atlı ile köye düğüne geliyormuş. Ancak karabücükü çamurun içinde, göremediklerinden süratle geçip düğün evine doğru ilerlerken derinden bir sesle irkilmişler, hey atlılar, atlılar. Gümbürtüsü tatlılar. Sıçan beye varasınız. Ballı kaymak yiyesiniz. Sarı saçlı sümbül hatun. Çamura çöktü diyesiniz. Atlılar durmuşlar, bir o yana bakıyorlar, bir bu yana bakıyorlar, sesin nereden geldiğini bir türlü bulamıyorlarmış. Sonunda, bir ses duyar gibi olduk herhalde, yolumuza devam edelim, deyip tekrar sürmüşler atlarını düğün evine doğru. Düğün evine gelmişler, oturmuşlar. Hoş beşten sonra, padişahın oğlu düğün sahibine dönerek, yahu gelirken çok ilginç bir şey oldu, tam köy çeşmesinin önünde. Derinden bir ses duyduk. Düğün sahibi merakla, hayırdır beyim neydi ki ola, demiş. Padişahın oğlu vallahi bir ses, hey atlılar, atlılar. Gümbürtüsü tatlılar. Sıçan beye varasınız. Ballı kaymak yiyesiniz. Sarı saçlı sümbül hatun. Çamura çöktü diyesiniz, diye bağırıyordu. Ancak baktık baktık, bir türlü sesin kimden geldiğini bulamadık, demiş. O sırada bizim inci diş sıçan bey düğün evinin mutfağında tam iş üstündeymiş. Bu konuşmayı duyar duymaz, eyvah bu bizim karabücük, hemen yetişip onu kurtarmalıyım, diyerek ağzının bir tarafına biraz peynir, diğer tarafına biraz bal almış, kuyruğunu omuzladığı gibi düşmüş yola. Çeşmenin önüne gelmiş ki ne görsün. Karabücük çamurun içinde, bir koluyla bir gözü dışarıda debelenip duruyor. Hemen ağzındakileri bir kenara koyup yetişmiş karabücükün yanına ve seslenmiş, sıçan, elini bana versene. Karabücük, git ben sana küstüm. Sıçan, elini bana versene. Karabücük, git ben sana küstüm. Sıçan, diye cevap verince sıçan iyice sinirlenmiş, başlamış karabücükün üstünde tepinerek, ben de senin canına pırtıda pırtıda, demiş, karabücükü çamurun içine iyice gömmüş. Sıçan bakmış ki karabücük çamurun içinde kayboldu. Gitti, öldü, çelerdi hanım, çelerdi, iki gözleri birden belerdi, diyerek orayı terk etmiş. Kuşlar ve Ali. Bir varmış, bir yokmuş. Köyün birinde yaşlı bir Ayşe nine varmış. Ayşe nine 7 yaşındaki torunu Ali ile yaşarmış. Bir gün Ayşe nine torunuyla birlikte bulgur kaynatıp sergen sermişler. Ayşe nine, Ali'ye, bulgura göz kulak ol, kuşlar yemesin. Ben pazara inip geleceğim, demiş. Ayşe nine gittikten bir süre sonra Ali'nin arkadaşları gelip Ali'yi top oynamaya çağırmışlar. Ali de koşa koşa gitmiş. Ayşe nine pazardan döndüğünde Ali'nin evde olmadığını ve bulguru kuşların yediğini görmüş. Hemen Ali'yi çağırmış ve azarlamaya başlamış. Ali ise, merak etme nine, kuşlardan gidip hakkımı isteyeceğim, demiş. Ali kuşların yanına gitmiş ve, siz bizim kışlık bulgurumuzu yediniz, hakkımızı verin, hakkımı isterim, demiş.
Kuşlar Ali'ye bir ceviz vermişler. Açıl sofram açıl, dediğinde zengin bir sofra kurulu veriyormuş. Çok mutlu olan Ali bunu hemen amcasına göstermiş. Amcası ise cevizi elinden alarak Ali'yi göndermiş. Ali tekrar kuşlara gitmiş, durumu anlatmış ve hakkımı isterim, hakkımı verin demiş. Kuşlar ise altın yumurtlayan tavuk vermişler. Ali tekrar amcasının yanına gitmiş ve tavuğun marifetlerini göstermiş. Kurnaz amca tavuğu da Ali'nin elinden almış. Çaresiz Ali tekrar kuşların yanına gitmiş ve bana bir çare bulun, yoksa ninem asla beni affetmez, demiş. Kuşlar düşünüp taşınmışlar ve Ali'ye bir balta vermişler. Ali koşa koşa amcasının yanına gitmiş. Baltayı amcasına vermiş. Vur balta vur, demiş. Balta bir yere bir amcasına vurmaya başlamış. Akıllanan amcası cevizi ve tavuğu tekrar Ali'ye vermiş. Ali ninesinin yanına gitmiş ve olanları anlatmış. Ninesi, Ali'ye, verdiğin sözü tutmalısın yoksa cezasını ağır ödersin, demiş. Onlar, ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.